Deneyimine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Trukör komutunu işleyeceğiz. Komuta girdi olarak açık veya kapalı olabilen çeşitli eğriler ve nokta girebiliriz. Bu komutla girdiğimiz zaman öncelikle bizden çeşitli eğriler seçmemizi veya nokta girmemizi belirtiyor. Bunun için eğrimizi seçiyoruz. Daha sonra yeni bir set veya seçmek için ya buraya tuşluyoruz ya da farenin orta tuşuna basıyoruz. Tekrar bir tane daha seçim yapıyoruz. Burada ok yönünü değiştiriyoruz. Tekrar yeni bir set alabilmek için tuşluyoruz ve noktayı seçiyoruz arkadaşlar. Kesitler arasında geçişlerde tanjant veyahut da Curvature seçebiliyoruz. Uygulamada uyumluluk için açıya, segmentlere ve mesafelere de uydurma yapabiliyoruz arkadaşlar. Komutu onayladığımız zaman gördüğünüz gibi bir yüzey oluşturduk. Komuttan editine gidersek Settings'ten istersek bunu Solid'de yapabiliyoruz arkadaşlar. Okey dersek katı oldu. Yine komutun editine giderek yüzeye çevirdik. Bu komutta arkadaşlar bu kesitlerin paralel olması gerekmiyor. Gerekirse yönlerini değiştirebiliyoruz. Parametrik şekilde ayarlayarak verebiliriz. Görünümlerden bunu gizleyelim arkadaşlar. Çalışma layer'ımızı, ikinci layer'ımızı açalım ve bunu çalışma layer'ımıza edelim. Birincisini görünürlüğünü kaldıralım. İkinci örneğimizde gördüğünüz gibi eğrilerin kapalı olması gerekmediğini söylemiştik. Aynı zamanda bunların yerleştirildiği planelerin paralel olması da gerekmediğini söylemiştik. Şöyle bir açı verelim. Bunları da gizleyelim. Yine komuta girdiğimizde Surface'den True Curve komutunu seçiyoruz. Birinci kesitimiz farenin orta tuşuna basarak onaylıyoruz. İkinci kesit seçiyoruz. Yine farenin orta tuşuna basıyoruz ve üçüncüyü seçiyoruz. Onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kesitin yanlarını belli bir eğriyle tamamlıyor. Bu şekilde yarım kesitlerden de yüzey oluşturabiliyoruz. Üçüncü bir örneğe geçersek yine layer'dan üçüncü layer'ımızı çalışma layer'ı yapalım. 2'yi bunları izleyelim. Yine çeşitli formlarda geometrilerimiz var. Yüzey komutumuza girelim. True Curve girdik. Birinci eğrimizi seçtik. Farenin orta tuşuyla onayladık. İkinciyi seçtik. Yine orta tuşuyla onayladık. Üçüncü seçtik. Burada akıllı seçim seçili arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Okey ile onaylayalım. Gördüğünüz gibi komut şekil formlarını uydurarak bize bir yüzey verdi. Komutun editine girersek çıkış parametrelerinden By Points'i seçelim arkadaşlar. Burada By Points'i seçtiğimiz zaman komutta bu yüzeylerle ilgili çeşitli düzenlemeler yapabiliyoruz. Bu yakalama noktalarından düzenleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Alignment'ten By Points seçeneğini seçelim. Burada arkadaşlar ekstra noktalar vererek geometriyi şekillendirebiliriz. Veyahut da gördüğünüz gibi noktaları birleştirerek geometriyi istediğimiz şekle getirebiliriz. Gördüğünüz gibi point noktalarından yakalayarak şeklimizi oluşturabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu komutun çeşitli uygulamaları var. Rahatlıkla istediğimiz geometrileri, yüzeyleri oluşturabiliyoruz.
Bu komuta ilave edeceğimiz son bir kullanım şekli için arkadaşlar layer settings'ten dördüncü layer'imizi aktif edelim. Burada arkadaşlar komuta girelim. Service'ten Trigger. Burada şu geçişlik uyum ayarlarına bakalım. Continuity. Yüzeyin kenarını seçelim. Yeni set ekleyelim. Diğer kenarı seçelim. Yine yeni set ekleyelim. Diğer kenar. Yeni set. Okey dersek gördüğünüz gibi çizdiğimiz skeçe göre bir yüzey oluşturdu. Ama hazır olan yüzeylerle geçişlikte sıkıntı var arkadaşlar. Direkt bağlıyor. Teğetlik veya aynı doğrultuda gibi seçenekleri eklemek için komuta tekrar girelim. Çift tıklayarak yüzeye. First section. X kesit diyor. Öncelikle çizime buradan başladığımız için bu kenarı düzenleyelim arkadaşlar. Pozisyon yani çizdiğimiz gibi şu an. Teğete getirirsek ve yüzeyimizi seçersek burada teğet bir geçiş oluşturur arkadaşlar. İkinci kesit dediğimizde de ikinci kesitimizde teğet yapıp yüzeyimizi tanıtırsak gördüğünüz gibi iki yüzeyde de teğet geçiş sağlamış. Eğer ki teğet değil de curvature dersek daha bir geçiş düz oluyor arkadaşlar. Okey diyelim. Bu şekilde yüzey geçişlerini de diğer yüzeyle etkileşimlerini de yüzeyimizi oluştururken seçebiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü komutumuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olun, beğenin. İyi günler dilerim arkadaşlar.